Herkese merhaba. Bugün yine yepyeni bir olayla karşınızdayım. Bugün yine herkesi çok üzeceğini düşündüğüm bir olaydan bahsedeceğiz. Bugün Amerika'dan bir olayla devam edeceğiz. Yolculuğumuz Minnesota'ya olacak. Burada seneyi hatırlamam lazım. 2013. Sene 2013'te çok sessiz ve sakin bir kasabada yaşamakta olan Laura isminde bir kadın var. Kadın 37 yaşında, çok tatlı, böyle herkesin gerçekten sevdiği, birlikte keyifli vakit geçirdiği bir kadın. Laura eşi Troy'dan birkaç sene önce boşanmış durumda ve ikilinin toplamda 7 tane de çocukları var. Çocuklardan 5 tanesi kız, 2 tanesi de erkek. Tahmin edebileceğiniz üzere çocuk sayısı çok fazla ve aslında çok da kolay bir hayatları yok. Ama genel olarak bir problemleri de yok. Sadece ufak çaplı çocuklardan kaynaklanan, bu bakım zorluklarından kaynaklanan yorgunlukları var. Boşanma aşamasında Troy ve Laura gayet sakin, sessiz, kavgasız, gürültüsüz bir şekilde tamamlamışlar aslında. Ve haliyle çocukların velayeti noktasında da böyle ikisi için de bir orta nokta bulmuşlar. Velayeti bölüşmüşler ama velayeti bölüşmekten kasıt çocukları bölüşmek gibi değil. Çocuklar hep birlikte kalıyorlar. Ancak belirli haftanın belirli günleri anne Laura'da, belirli günlerde baba Troy'da kalıyorlar. Böyle kendi halinde bir hayatları var aslında. Her gün göreceğimiz sıradan ailelerdenler. Bu nedenle de başlarına gelecek olan şeyler hepimizi oldukça şaşırtacak diye düşünüyorum. Genel olarak çocuklarla alakalı çok fazla problem yok. Ancak Laura ve Troy'un çocuklarından biri, kız çocuklarından biri, ismi Allison. Allison çocukluğundayken bir kaza geçirmiş ve bu kaza sonucunda da ne yazık ki beyni hasar görmüş durumda. Bu hasardan kaynaklı olarak da kendisi konuşma güçlüğü yaşıyor ve aynı zamanda da bacaklarını kullanamıyor. Tekerlekli sandalyeyle hareket edebiliyor. Diğer taraftan da biraz kıskanç bir çocuk aslında. Bu nedenle anne Laura bazen problem yaşıyor diğer çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğinde eğer Allison da ortamdaysa. Ama bu da böyle sıradan bir çocukluk kıskançlığı esasında. Böyle kardeşe, ablaya vesaire sahip olanlarımız bilirler. Hepimiz çeşitli dönemlerde kıskançlık yaşamışızdır. Çoğunlukla aile ilgisini bölüşmek istemiyoruz sanırım o yaşlarda. Yine Alison da böyle bir şey yaşıyor ama aile biraz daha anladığım kadarıyla ona karşı hassas bu rahatsızlığından dolayı. Hatta anne Laura Alison'ın ismini bacağına bir dövme olarak yazdırmış durumda. Çok düşkün Alison'a. Dediğim gibi bunun en önemli sebebi de yaşamakta olduğu bu rahatsızlık. Ona kendini iyi hissettirmeye çalışıyorlar her zaman. Yine velayetin babada olduğu günlerden birinde, yani çocukların babada kalma gününde Laura çocukları hazırlıyor. 7 çocuğu birden güzel bir şekilde giydiriyor, valizlerini hazırlıyor ve çocukları babaları Troy'a gönderiyor. O haftada çok yorulmuş durumda gerçekten. Haliyle bu onun için iyi bir mola olacak. Kendisi böyle düşünüyor. Böyle kahvesini demleyip, çayını demleyip güzelce televizyon keyfi yapmayı umduğu bir vakit geçirecek. Çocukları Troy aldıktan yaklaşık bir gün sonra kardeşi Kiki, yani Laura'nın kardeşi Kiki ona bir mesaj atıyor ve nasıl olduğunu soruyor. Laura da iyi olduğunu söylüyor, keyfi yerinde o esnada. Ancak ne yazık ki çok kötü bir haber var ortada ve Kiki bunu Laura'nın bildiğini düşünüyor. Ancak Laura'dan iyi olduğu cevabını alınca Laura'nın henüz hiçbir şeyden haberi olmadığını anlıyor. Bunun üzerine Laura'yı arayarak ona bir önceki gün kızı Allison'ın hastalanmış olduğunu ve ölmüş olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Laura elbette çılgına dönüyor. Onun için çok zor bir haber bu. Dediğim gibi Allison'a yaşamakta olduğu rahatsızlıktan dolayı ekstra bir bağlılığı var kendisinin. Söylenene göre bir gün önce Troy çocuğu bir arkadaşlarına bırakıyor. Bu arkadaşları da yine çiftin ortak bir tanıdığı ve çocuklarla iletişimi oldukça iyi. Bununla alakalı bir problem yok yani aslında. Allison bu bahsi geçen arkadaşta kalıyor bir önceki gece. Ve sabah bu arkadaş Allison'ı uyandırmaya gittiğinde onun ölmüş olduğunu fark ediyor ve onu uyandıramıyor. Yapılan araştırmada çocuğun bu aldığı beyin hasarının haricinde kalbiyle alakalı da bir problem olduğu, vücudunda bir enfeksiyon olduğu ve bunun da bir şekilde kalbi etkilediği söyleniyor.
ve bugüne kadar ne yazık ki fark edilememiş bu problem. Sonuç olarak da Alice'in ölmesine neden olmuş ne yazık ki. Haliyle aile gerçekten yıkılıyor. Çok zor bir şey bir çocuğu kaybetmek. Ancak Laura bundan gerçekten çok fazla etkileniyor. Kendisi çünkü genel olarak kendisini tanımlarken en sevdiği şeyin annelik olduğunu, en gurur duyduğu şeyin anneliği olduğunu söylüyor. Bundan söz ediyor sürekli. Yani aslında yalnızca annelikle var olan bir kadın Laura. Aslında herkes tarafından çok sevilen, çok tatlı, sosyal de bir kadın ama kendi içinde yaşadığı şey bu. Eminim yine izleyen anneler kendilerinin de böyle olduğunu düşünecekler ama Laura için durum biraz daha farklı. Onun biraz daha sağlıksız bir düşünce yapısı var bu noktada. Zaten devamında yaşananları anlattığım zaman da herkes anlayacaktır diye düşünüyorum neyden bahsetmeye çalıştığımı şu anda. Laura aynı zamanda gençlik zamanlarında da depresyonla boğuşmuş ve belli süre tedavi almış bir kadın. Sonrasında da aslında problemi sık sık tekrarlamış. Yani ne yazık ki tam olarak net bir çözüme ulaşamamışlar bununla alakalı. Ve kızı Alison'ın da ölümüyle birlikte yüksek ihtimalle bu depresyon tekrar tetiklenmiş. Bunun üzerine Laura kendini tamamen soyutluyor her şeyden. Diğer çocuklarıyla da çok fazla ilgilenememeye başlıyor aslında yaşadığı buhrandan dolayı çoğunlukla. Çocukların o esnada yaşları küçük ancak annelerine karşı oldukça anlayışlı olduklarını söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Çünkü annelerinin yaşadığı o büyük acının farkındalar esasında ve istedikleri şey ilgiden öte annelerinin düzelmesi ve iyi olması. Bundan dolayı da babaları tiroide geçirdikleri vakit biraz daha artıyor. Çünkü genç kadının artık çocuklarla çok fazla ilgilenecek durumu yok ne yazık ki psikolojik olarak. Haliyle aslında Lauren'ın da kendisine ayıracak ve düşünecek çok fazla vakti oluyor. Belki gereğinden fazla vakti oluyor. Yüksek ihtimalle bu sorunu sağlıklı bir şekilde aşmaya çalışsaydı birazdan anlatacaklarım yaşanmayacaktı hiç. Burada da kendimize çıkaracak birçok ders bulabiliriz diye düşünüyorum. Olayların başlangıç noktasına gelecek olursak, bir gün bahsi geçen Kiki, yani Laura'nın kız kardeşi, Laura'nın evine gidiyor ona bakmak için. Bu arada Laura'nın kız kardeşi, Laura'nın annesi ve işte Laura çocuklar aynı kasaba içerisinde yaşıyorlar. Bu kasaba böyle buradaki ufak kasabalar gibi düşünebiliriz orayı da, köyler gibi. Yöre halkı hep birbirini tanıyorlar. İşte hepsi birbirlerine oldukça bağlılar. Her noktada böyle bir birlik içerisindeler gerçekten. Güzel bir iletişimleri var yani. Sonuç olarak dediğim gibi Kiki kontrol etmek için kardeşinin evine gidiyor. Ve evde ne yazık ki Laura'yı bulamıyor. Bir mektup buluyor. Bu mektup sahiden de Laura'nın el yazısıyla yazılmış durumda. Ve mektupta Laura artık uzaklara gitmek istediğini, kimseye faydası olmadığını, aksine çocuklarına çok büyük zararı dokunduğunu düşündüğünü söylüyor. Bunu böyle çok büyük bir depresyon anında yazdığı belli. Depresyon anında demek de doğru olmaz muhtemelen ama o bir an değil çünkü genel bir durum. Ama kendisinin depresyonda yani tekrar bu hastalıkta, bu hastalığı yaşamakta olduğu ortada. Ve dediğim gibi herhangi bir tedavi de almıyor. Yani Laura herkese artık kötü geldiğini, iyi gelmediğini düşünerek evi terk ediyor. Uzaklara gideceğini yazmış. Bunun üzerine Kiki hemen kardeşini arıyor ancak telefonun kapalı olduğunu fark ediyor. Ve eve dönerek annesine anlatıyor durumu. İkili konuştukları zaman Laura'nın biraz vakte ihtiyacı olabileceğini, hatta yalnız kalmasının ona gerçekten de iyi gelebileceğini düşünüyorlar. Bunun sonrasında da aslında Laura'yı arayarak çok fazla rahatsız etmek istemiyorlar ve onu aramıyorlar. Bu kısımda ben şaşırdım. Tabii dinlerken belki siz de şaşıracaksınız. Laura evden ayrıldıktan sonra 3 haftalık bir süreç geçiyor ve bu 3 hafta içerisinde bu aile Laura ile görüşmüyor hiçbir şekilde. Bu noktada eminim bizim yapacağımız şey 3 hafta boyunca sürekli aramak falan olurdu. Hatta muhtemelen 3-4 gün sonrasında ulaşamayınca böyle Müge Anlı'ya başvurup işte gidip aramak falan gibi. Ama burada biraz daha sanırım bireyselliğe ve insanların kendi yaşam alanlarına saygı duyulan toplumlar. Haliyle bu biraz daha kabul edilebilir bir şey onlar için. Bizim anlamamız bir tık daha zor olacaktır elbette. Sonuç olarak dediğim gibi Kiki
kardeşini bulamıyor ve 3 hafta boyunca da herhangi bir arama gerçekleştirmiyorlar Laura'ya. Onu kendi haline bırakıyorlar. Ancak 3 hafta sonra ilginç bir şey yaşanıyor ve yine Kiki aynı şekilde işte standart bir sabaha uyanıyor ve aşağıya indiği zaman kapılarına yapıştırılmış bir not buluyor. Bu not da Jeff diye birinden geliyor. Jeff kendisi Lauren'ın arkadaşı olduğunu ve yaklaşık 3 haftadır ona ulaşamadığı için oldukça endişeli olduğunu yazıyor notta. Bunun üzerine Kiki de biraz endişelenmeye başlıyor çünkü arkadaşlarıyla da konuşmadığını fark ediyor. Ardından eski eş Troy'u arıyor. Troy da 3 hafta boyunca hiç haber almadığını söylüyor Laura'da. Bunun üzerine çocuklarla görüşülüyor. Çünkü en başta da bahsettiğim gibi Laura kendisini böyle en güzel özelliğinin, en sevdiği özelliğinin anneliği olduğunu söyleyen bir kadın. Ve dediğim gibi bunun üzerinden var olan bir kadın aslında. Çocuklarına inanılmaz derecede düşkün. Haliyle çocuklarını aramaması aslında çok büyük bir şey onlar için. Bunun üzerine sahiden endişeleniyorlar Kiki de, Lauren'ın annesi de. Ve hemen polisleri arıyorlar. Kayıp başvurusu yapmak istediklerini söylüyorlar ve bir dedektif evlerine gelerek durumu anlamaya çalışmaya başlıyor. Sorguyu başlatıyor. Bu sorgu esnasında ilk olarak elbette Lauren'ın bıraktığı mektupla başlıyorlar ve dedektifin ilk düşündüğü şey de Lauren'ın intihar etmiş olabileceği. Çünkü bunu çok büyük bir buhran anında yazdığı belli oluyor. Hatta dedektif daha sonrasında konuyla alakalı röportaj yaparken bu mektubu ağlayarak yazdığına emin oldum okuduğum zaman, beni çok etkiledi diyor. Biz tabii ki hani özetinden bahsediyoruz mektubun. İşte çocuklarıma artık faydalı olamıyorum, onlara zarar veriyorum ve gitmek istiyorum bu yüzden dediğini biliyoruz. Dedektif intihar ihtimali üzerinde duruyor. Bu konuda da haklı aslında çünkü çokça görüyoruz zaten, biliyorsunuz bazen aileler Türkiye'de de çocuklarını veya yakınlarını arıyorlar. Asla intihar etmeyeceğini düşünüyorlar ama bir süre sonra bu kişiler intihar etmiş olarak bulunuyor. Gerekli çalışmalar yapıldıktan, araştırmalar yapıldıktan sonra da bu intiharlar doğrulanıyor kimi zaman. Haliyle böyle bir şey olabileceğini düşünüyor. Özellikle Laura'nın geçmişte yaşadığı ruhsal problemleri de öğrendikten sonra, sonuçta şu anda tedavi de görmediğini biliyor polis. Ancak aile onun intihar etmediği inancında, çünkü ne olursa olsun şu aşamada bir şekilde çocuklarına yardımcı olamadığını düşünse bile onun asla çocuklarını tek başına bırakarak böyle bir karar vermeyeceğini düşünüyorlar ailesi. Ve aslında bir süre sonra böyle bazı araştırmalar yapılmaya başlandıktan sonra da polis de böyle içgüdülerine dayanarak bunun bir intihar olmadığını düşünmeye başlıyor. Bu noktada aslında şu da etkili oluyor. Lauren'ın çocukları, Kiki, işte Lauren'ın annesi, bu insanlar Lauren'ın Alison'ın ölümünden sonra bilgisayar başında çok fazla vakit geçirdiğinden ve genel olarak burada sosyalleştiğinden bahsediyorlar. Bunun üzerine polis elbette merak ediyor bu bilgisayar görüşmelerini. Sonuçta orada bir arkadaşına ulaşabilirler. Eğer bir intihar vakasıysa bile belki oradaki insanları kendisine yakın gördüğü için onlarla iletişime geçmiş olabilir ve bu sayede Laura'yı bulabilirler diye düşünüyorlar haklı olarak. Bunun üzerine bir arama izni çıkarıyorlar ve evden bilgisayarı alıyorlar. Bu esnada Lauren'ın arabasını da kapının önünde bıraktığını görüyorlar. Bu sayede arabayı arama şansları da oluyor. Ve arabanın içerisinde ne yazık ki Laura'nın cep telefonuna ve kredi kartına ulaşıyorlar. Çünkü eğer Laura söylediği gibi bir süre kafa dinlemeye gitmiş olsaydı bunları arabada bırakmazdı yüksek ihtimalle. Sonuçta bir otelde kalacaksa bunun için kredi kartı gerekecek. Bir arkadaşında kalacaksa onu bir telefonla arayacak vesaire. Bunlara hep ihtiyaç var yani. O noktada polisin endişeleri artıyor elbette. Ama dediğim gibi bilgisayarı alıyorlar ve incelenmek üzere polis merkezine götürüyorlar. Burada da merkezde gerçekten böyle çok idealist ve bilgisayar konusunda çok tecrübeli bir eleman çalışıyor. Ve bu kişi çok detaylı bir şekilde incelemeye başlıyor bilgisayarı. Yaptığı incelemenin sonunda da herkesi çok şaşırtan, Lauren'ın ailesini de polisleri de çok şaşırtan bilgilere erişiyor. Kendisi Lauren'ın bazı chat sitelerinde aktif olduğunu görüyor. Buralarda üyelikleri olduğunu görüyor. Elbette şaşırdığı şey bu değil. Çünkü Laura zaten bekar bir kadın ve chat sitelerinde insanlarla tanışabilir. Ancak bu siteler bildiğimiz tanışma siteleri gibi değil. Bu aplikasyonlardan oldukça farklı sitelerden bahsediyoruz.
Bu sitelerde insanlar bazı fantezilerini konuşuyorlar ve bu fantezilerde oldukça şiddet içerikli fanteziler gerçekten. Bunun üzerine polis sahiden endişeleniyor çünkü okudukları şeyler çok tedirgin edici, kesinlikle normal şeyler değil. Yine bu noktada polisin 25 senelik tecrübesi devreye giriyor ve burada kendinden kelepçeli adam diye bahseden bir adamdan şüpheleniyor. Aslında Laura'nın genel olarak bu sitelerde yaptığı konuşmaların hepsi şiddet içerikli. Karşı taraf sürekli şiddet içerikli mesajlar gönderiyor. Tüm mesajlar bu şekilde ama bu bahsi geçen kendisine kelepçeli adam ismini veren kişinin yazdıkları çok daha rahatsız edici polise göre. Çok daha yoğun şiddet içeriği var mesajlarda ve çok tehditkar göründüğünü düşünüyorlar bu mesajların. Haliyle polis kendi içgüdülerine güvenerek, bu da zaten çok normal aslında çünkü 25 senelik bir çalışma hayatı var ve bu hayat içerisinde birçok vakada çalışmıştır eminim. Bu adamdan şüphelenmeye başlıyor. Ancak bu noktada şöyle bir sorun var ki bu adamın kimliğiyle alakalı hiçbir şeye ulaşamıyorlar. Ancak demin de bahsettiğim bu işinde çok iyi olan bilgisayar uzmanı gerçekten varını yoğunu bu işe alıyor ve bu kişinin mail adresine ulaşıyor. Bu siteye üye olduğu mail adresine. Ve aslında asıl problem de bundan sonra başlıyor. Çünkü bu mail adresini polis sorguladığı zaman, sorgulattığı zaman bu kişinin eski bir polis memuru olduğunu görüyorlar. Steven isminde eski bir polis memuru bu bahsi geçen kelepçeli adam. Haliyle biraz endişeleniyorlar çünkü suçlayacakları kişi kendi meslektaşları. Bu noktada amirleriyle alakalı problem yaşayabilirler. Bu adamı birileri korumaya çalışabilir. Ya da bu adam bu suçu gerçekten işlediyse delil karartma noktasında veya polislerden kaçma noktasında çok daha bilgi sahibi olabilir sıradan bir vatandaşa göre. Haliyle onu yakalaması biraz daha zor olabilir diye düşünüyorlar. Çok da haklılar elbette. Ancak yine de bu bizim davamızı götüren, yürüten dedektif ne yaşayacağını çok da düşünmüyor. O da yine böyle idealist ve işte işini büyük bir özveriyle yapan bir adam. Hemen bu bahsi geçen Steven'ın çalışmakta olduğu yeri arıyor. Daha doğrusu kayıtlarda çalışıyor olarak göründüğü yeri. Bu yeri arayarak durumu anlatıyor, şüphelendikleri şeyi anlatıyor ve karşı tarafta da bu Steven'ın amiri olduğu için onu koruyacağını düşünüyor. Ancak amiri eğer böyle bir şeyle suçlanıyorsa Steven, ben buna hiç şaşırmam diyor. Bunun üzerine tabii epey şaşırıyorlar bizim davayı yürüten dedektifler. Bu Steven'ın amirinin, daha doğrusu eski amirinin söylediğine göre Steven birçok kadını ilişkiye zorladığı için güç kullanarak ve bunlar da ispatlandığı için işine son verilmiş. Yani aslında kendisi bir kadın tacizcisiymiş ve bundan dolayı artık polislik mesleğini yapamıyormuş. Bunun üzerine bizim polislerin, bizim dedektiflerin elbette bu şüphesi iyice artıyor haklı olarak. Ve bunu bir delil olarak görüp hemen Steven'ın evine gidip onunla görüşüyorlar. Steven bu insanları çok böyle güzel karşılıyor, sakin karşılıyor. Sorulan bütün sorulara cevap da veriyor. Onlara Lauren'ın birçok chat sitesinde aktif olduğunu ve onun aslında birçok insanla görüştüğünü, kendisinin ona hiçbir şey yapmadığını, tamamen iki tarafın rızası dahilinde bir ilişkileri olduğunu, şiddet içerikli olsa bile. Ama ona görüştüğü diğer insanların bir şey yapmış olabileceğini, haliyle onları araştırmaları gerektiğini söylüyor polislere. Sonuç olarak polisler de zaten ellerinde herhangi bir delil olmadığı için evden ayrılmak durumunda kalıyorlar. Bu süreçte artık Lauren'ın kaybının üzerinden 5-6 ay kadar geçmiş ve aile başka konularda da endişe etmeye başlıyor aslında. Bunlardan biri Lauren'ın bir şekilde bir yerlerde kapatılmış olabileceği, bir yerde zorla tutuluyor olabileceği ve zorla istemediği şeyler yaptırılıyor olabileceği. Aile en çok bununla alakalı endişeli. Çok tedirgin oluyorlar bu fikri düşündükçe, akıllarına bu durum geldikçe. Çok da haklılar tabii. Çok korkunç bir düşünce bu. Bunun da yine kaynağı kendisini kelepçeli adam olarak tanıtan bu kişinin, yani Steven'ın, Laura'ya sıkça onu bir kafese kapatacağından ve sürekli döveceğinden bahsetmesi. Ancak bu noktada polisin bir endişesi daha var. Çünkü bu tarz şiddet içerikli fantezilere sahip insanlar
birçok yerdeler. Ve Laura'nın bir şekilde Steven aracılığıyla satılmış olabileceğini düşünüyorlar. Ve Laura'yı da genel olarak sınırlar içerisinde bulmakta güçlük çektikleri için bunu sınırlar dışında yapılmış olabileceğini düşünüyorlar. Bu süreçte aslında davayı yürüten dedektifin amiri bu davayı artık bırakmasını, bu davanın çözülemeyeceğini ve bütün enerjisini başka davalara artık aktarması gerektiğini söylüyor bizim dedektifimize. Ancak o dediğim gibi çok idealist bir adam olduğu için bunu kabul etmiyor ve bu davayı bir şekilde çözeceğini söylüyor. Ve bizim dedektifimizin bu özverisi sayesinde de bir şekilde bu sınır dışına satılma mevzusuyla alakalı şüpheler bildirilince işin içerisine FBI da giriyor. FBI da araştırmalarını yaptıktan sonra en büyük şüpheli olarak Steven'ı görüyor yine ve Steven'ın evine gidiyorlar görüşme için. İki dedektif gidiyorlar Steven'ın evine. Dedektiflerden biri Steven'la görüşme yaparken diğer dedektif de evi arıyor. Evde herhangi bir şey bulunamıyor ancak görüşmeyi yapan dedektif Steven'dan DNA örneği almak istiyor. Ve bu DNA örneği almayı teklif ettiği zaman kabul ediyor bunu Steven ancak anormal bir şekilde terlemeye başlıyor. Hatta bahsi geçen dedektif bir anda su içerisinde kaldığını söylüyor bu adamın. Bu aslında FBI dedektifleri için çok büyük bir delil ama genel olarak bu adamı tutuklamak, suçlamak veya bir şeylere karar vermek için hiçbir anlamı yok yasal olarak elbette. Zaten aslında ortada bir ceset yok. Bu kadının ne olduğu kesinlikle belli değil. İntihar etmiş olabilir, öldürülmüş olabilir veya bir yere satılmış olabilir. Birçok ihtimal var ve Lori'nin bedeni ortada yok ne yazık ki. Aradan zaman geçiyor. Yaklaşık 8 ay sonra, Laura'nın kaybından yaklaşık 8 ay sonra bu bahsettiğim Laura'nın ve ailesinin yaşadığı tatlı ve huzurlu kasabadan yaklaşık 500 kilometre ötede bir çalışma yapılıyor. Burada bir metal araması yapılıyormuş ama tam olarak detaylarını bilmiyorum. Sadece metal dedektörleriyle etraf aranıyormuş. Ve bu arama esnasında oradaki gençlerden biri iki tane valiz fark ediyorlar bu bölgede. Valizlere yaklaşıyor çalışanlardan biri ve bir arkadaşını da çağırıyor aslında yanına. Biraz endişe ediyor sanırım orada valiz görünce. Ardından valize dediğim gibi yaklaşıyorlar ve böyle korkunç bir çürüme kokusuyla karşılaşıyorlar. Bunun üzerine hemen polisi arıyorlar valizlere hiç dokunmadan. Polis geliyor valizlerden ilkini açıyor. Diğerini fark etmiyorlar zaten o biraz daha arka tarafta kalıyor. İlk valizi açıyor ve ilk valizin içerisinden öldürülmüş bir kadın bedeni çıkıyor. Öldürülmüş olduğu ellerinin birbirine bir halatla bağlanmış olmasından belli. Ceset yoksa tamamen çürümüş durumda. Hatta çürümenin boyutu çok yüksek. Yeni başlamış bir çürüme değil yani. Bu yüzden aslında kimlik tespitinin de oldukça zor olacağını düşünüyorlar ama bekledikleri kadar zor olmuyor aslında. Sonrasında tabii onu görünce epey dehşete düşüyor polisler. İşte elleri bağlanmış bir kadın valizin içerisinden çıkıyor ve korkunç bir çürüme gerçekleşmiş orada. Ancak ikinci valizi diğer gençlerin göstermesiyle polislerin de endişesi katlanıyor. Çünkü ikinci valizi açtıklarında bunun içerisinden de ikinci bir kadın bedeni çıkıyor. Yine aynı şekilde halatla elleri bağlanmış bir şekilde ne yazık ki. Bu iki kadının da cinayete uğradığı ortada. İkisini de alıp adli tıpa gönderiyorlar incelenmesi için. Bu esnada da kayıp vakalarını araştıran dedektiflerle iletişime geçiliyor ve bizim davamızı araştıran dedektif de bu olayın Laura ile alakalı olabileceğini, yani bu iki bedenden birinin Laura'ya ait olabileceğini düşünüyor. Bazı bilgiler alıyor. Bu bilgilere göre bedenlerden birinde bir dövme mevcut ve bu bölgede tam bir çürüme gerçekleşmediği için bölge seçilebiliyor. Bunun üzerine aileyi arayarak bir dövmesi var mı, varsa yeri nerede, ne yazıyor falan gibi bilgiler alıyor dedektif ve bu bilgilerin sonucunda da ne yazık ki bahsi geçen kadınlardan birinin Laura olduğu anlaşılıyor. Bu elbette aileyi yıkıyor çünkü onlar aslında yine bir yerlerden çıkıp gelebileceğini düşünüyorlarmış Lauren'le. Ancak öldüğü açığa çıkıyor. Diğer bedeninde yine yaklaşık bir sene önce kayıp başvurusu yapılmış olan 19 yaşındaki Jenny isimli genç kıza ait olduğu anlaşılıyor. İkisinin de öldürülme şekilleri aynı görünüyor ama dediğim gibi net bir araştırma da yapılamıyor cesetler ciddi anlamda çürümüş olduğu için.
Ancak polisler bu bahsi geçen ellerin bağlandığı halatla alakalı bir çalışma yapıyorlar ve burada Jenny ve Lauren'ın DNA'larından farklı bir kişinin daha DNA'sı olduğu fark ediliyor. Bu DNA da biliyorsunuz FBI dedektifi gidip Steven'dan bir DNA örneği almıştı. İki DNA örneği birbiriyle karşılaştırılıyor ve halatların üzerindeki üçüncü DNA'nın da Steven'a ait olduğu anlaşılıyor. Tabii bunun üzerine dedektifler, özellikle bizim davamızda çalışan dedektif artık meseleyi çözmüş oluyor. Çünkü bu halatlarda eğer kurbandan başka birinin daha DNA'sı varsa bu kişi de zaten onu bağlayan kişidir. Zaten aralarında da siteden, yani chat sitesi üzerinden bir iletişim vardı ve sadece bir kanıt bulamıyorlardı. Yoksa çok tehditkar mesajları var. Evet, Laura da bunlara karşılık vermiş ama bu mesajları gören polis bunun normal olmadığını düşünüyor daha en başından beri, biliyorsunuz. Sonuç olarak bu kanıta dayanarak Steven tutuklanıyor ve sorguya alınıyor. Steven zaten herhangi bir şeyi inkar etmiyor, itiraf ediyor daha en başında. Söylediğine göre Lauren'ın olayından yaklaşık bir sene önce kadar Jenny ile tanışıyor. Yine aynı chat sitesi üzerinden 19 yaşındaki bulunan ikinci ceset olan Jenny'ye. Ve Jenny ile tanıştıktan sonra bir şekilde onunla bir buluşma ayarlıyor ve söylediğine göre kuralları kendisinin koyduğu oyunlar oynuyor Steven Jenny ile. Bu oyunlardan biri nefessiz kalma oyunu. Kendisi koluyla Jenny'nin boğazına bastırıyor bu oyun esnasında. Ve daha sonra da Jenny'nin boğulmasını izliyor ve Jenny ölüyor. Aynı şey Laura ile de yaşanıyor. Söylediğine göre kasıtlı öldürmemiş onları. Bu bir oyunmuş ve oyun esnasında bir kaza yaşanmış. Ancak yapılan araştırmaların sonucunda ne yazık ki iki genç kadının da yaklaşık 7-8 dakika kadar can çekiştikleri ortaya çıkıyor. Haliyle aslında Steven'ın onları bırakma şansı varmış. Yani kurtulma şansları varmış genç kadınların. Ancak Steven onları öldürmeyi ve bunu izlemeyi tercih etmiş. Haliyle Steven suçlu bulunuyor, kasıtlı bu cinayetleri işlediğiyle alakalı ve 35 senelik bir cezaya çarptırılıyor. Sonuç olarak ömrünün sonuna kadar artık hapiste kalacak kendisi. Bu noktada aslında söylemek istediğim böyle şu anki gündemle de bağlantılı olabilecek. O bağlantıyı siz kurarsınız, ben bir şey söylemeyeceğim açıkça ama böyle bir şey var söylemek istediğim. Bu noktada aslında Laura ile alakalı çokça eminim, özellikle bizlerden çokça düşünen olacaktır. İşte her şey daha en başından belliymiş. Neden konuşmuş, neden yapmış bunu, neden onun yanına gitmiş gibi. Ama bu mağdur suçlayıcılık ve mağdur suçlayıcılık aslında uzak durmamız gereken bir şey. Çünkü sahiden istediğimiz kadar mantıklı düşünelim, mantıklı davranalım, kendimizi dünyanın en mantıklı insanı olarak tanımlayalım. Yine de başımıza ne zaman ne geleceği gerçekten hiç belli değil. Bunu asla bilemeyiz. Asla emin olamayız neler yaşayacağımızdan. Bizler de hiç tahmin etmediğimiz şeyler yaşayabiliriz. Başımıza hiç düşünmediğimiz, tahmin etmeyeceğimiz şeyler gelebilir. Haliyle böyle noktalarda mağduru suçlamak yerine gerçekten suçlu olan kişiyi suçlamamızda fayda var diye düşünüyorum. Burada da Lauren'ın yaptığı şey evet tehlikeli ama bunun sonu ölümle bitmemeliydi. Eğer Laura öldürüldüyse bunun suçlusu onun katili olan Steven'dır. Ölmüş olmasının suçlusu Laura olamaz yani, ya da Jenny olamaz. Bunu belirtmek istedim çünkü mağdur suçlayıcılığı çok görüyoruz aslında kendi ülkemizde de. Çoğunlukla kadınlar olarak bu durumdan çok çekiyoruz diyebilirim. O yüzden biraz daha böyle empati kurarak, kendimizi o mağdurların yerine koymaya çalışarak ve farkındalığımızı aslında arttırarak, yani bunların bizim başımıza gelebileceğini fark ederek bu mağdur suçlayıcılıktan kurtulabiliriz diye düşünüyorum. Bugünkü hikayemiz bu kadar. Laura'ya ve Jenny'ye çok üzüldüm gerçekten. Eminim siz de benzer şekilde hissedeceksiniz bu iki zavallı kadın içinde. Ama yine de dediğim gibi çok fazla ders çıkarabileceğimiz bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi hikayemiz bu kadar. Umuyorum beğenerek, ilgiyle, keyifle, keyifle demiyorduk doğru. Beğenerek, ilgiyle ve heyecanınızı hiç kaybetmeden dinlemişsinizdir bu gerçek suç dosyamızı da.
Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.